vergi mükellefleri açıklandı. Bu sene adının açıklanmasını istemeyenlerin sayısında bir artış olduğunu görüyoruz. Yani neden adının açıklanmasını istemez? İşte özel nedenleri, ortalıkta olmak istemiyor falan olabilir. Ama burada bir dengesizlik var. Hem kurumlar hem gelir vergisi tarafında bir dengesizlik var. Türkiye ekonomisi İstanbul'un etrafına örüyoruz. Evet, dünyanın birçok ülkesinde bazı kentler öne çıkar. Ama bir kentin etrafına ekonomi örmek risktir. İstanbul deprem bölgesinde bir şehir, daha önce defalarca yıkılmış, defalarca başına kötü şeyler gelmiş. İki, bütün nüfusu İstanbul'a yığmamamız lazım. Artık İstanbul'a lütfen yeni yatırımlar o anlamda yapmayın. Çılgın projeler istemiyor İstanbul. Son yerel seçimlerde İstanbul çılgın projelere hayır dedi. Hayır dedi. Lütfen Anadolu'ya yatırım yapın. İnsanlar şehirlerini terk edip İstanbul'a gelmek zorunda kalmasınlar. Ailelerini, yuvalarını, şehirlerini, kentlerini terk etmesinler insanlar. Bunun göstergelerini biraz sizinle paylaşmak istiyorum biraz hızlıca. Gelir vergisi. Hemen ek grafiğimiz gelsin. Gelir vergisi mükellef sayılarına bir bakmanızı istiyorum. Türkiye'de 3 milyon 540 bin gelir mükellefi var. 1 milyonu bunun, yani 3'te biri neredeyse, diyelim 4'te biri olsun, 3,5'te biri ama 4'te biri olsun İstanbul'da. Bu doğru bir şey değil. Ama bundan daha önemli bir şey var. Hemen tahakkuka bakalım. Ne kadar vergi tahakkuk etmiş? Gelir vergisinde Türkiye'de 23.6 milyar lira gelir vergisi tahakkuk etmiş. Bunun 11.8 milyarını İstanbul ödemiş. 11.8 milyarını İstanbul ödemiş. Şimdi bu ne demek? Hemen o da bir sonraki grafiğimiz. Türkiye'deki tüm gelir vergisi mükelleflerinin %29,7'si, yani bütün gelir vergisi mükelleflerinin %29,7'si İstanbul'da, gelir vergisinin yarısı tek başına İstanbul'dan alınmış. Yani İstanbul geri kalan Türkiye'nin bütün ödediği gelir vergisi kadar gelir vergisi ödemiş. Şimdi bu doğru bir şey değil. Değil. Sürdürülebilir değil. İstanbul'un da başına bela, Türkiye'nin de başına bela, Erzurum'un da, Van'ın da, Elazığ'ın da, Gaziantep'in de, Malatya'nın da, İzmir'in de, Antalya'nın da başına bela. İstanbul'un bu kadar büyük bir gelir vergisinde, vergide bu kadar büyük payının olması sürdürülebilir değil. Değil. Doğru değil. Bir sonra da kurumlar vergisine bakalım. Kurumlar vergisinde Türkiye'de 785.656 mükellef var. Bunun 291 bini İstanbul'da. 291 bini. Ve kurumlar vergisinde ödenen verginin ne kadarını İstanbul ödemiş? 85 milyar lira kurumlar vergisinde tahakkuk olmuş gelirlere, vergi tahakkuk etmiş. 23.2 milyarı İstanbul'dan. Oran olarak baktığımızda tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin %37'si İstanbul'da, %37'si İstanbul'da, tahakkuğun da %27'si İstanbul'da. Bunlar İstanbul'un, Türkiye'nin tamamını artık ekonomik olarak çektiğini, kendine çektiğini gösteriyor. Bunu Anadolu'ya dağıtmamız lazım, Türkiye'ye dağıtmamız lazım. Türkiye'nin illerinin ekonomiye daha çok katkı yapmasını, daha çok yatırım almasını, oralarda istihdam yaratılmasını da sağlamamız lazım. Bu İstanbul için de iyi, Trabzon için de iyi, Samsun için de iyi, Kars için de iyi, Diyarbakır için de iyi, ne bileyim Afyon için de, Isparta için de iyi. Bu hepimiz için iyi. Türkiye ekonomisini planlayarak ekonomiyi dağıtmamız lazım. Her şeyi İstanbul'a yığmak, bütün çılgın projelere boğmak İstanbul'u Türkiye için iyi bir şey değil. Bizim daha iyi bir planlamayla İstanbul'da da yatırım yapılabilir tabii ki.
Elbette. Ama Türkiye çapında bunları dağıtmamız lazım.